Merhabalar dostlar, Türkiye'nin en dişi hekim olmak isteyen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanlarla bir takım röportajlar yapacağız. Dilerseniz hep birlikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk konuğumuzu bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Müge. Evet, soyadınız. Kelebi. Buraya evet. Yürüyüşe çıkmıştım, çevirdiniz. Evet, ben de doğaçlama teşekkür. Teşekkür ediyoruz buraya katıldığınız için. İlk sorumuza gelelim. Sizce diş hekimliği nasıl bir meslektir? Diş hekimliği aslında bence sağlık içerikli bir şey. Çok önemli bir şey. Dişler çünkü insanın bence en önemli şeyi. Uzantısı olarak yaşlılıkta da çok önemli bir şey. O yüzden erken yaşta bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Bu yüzden de iyi dişçilere ihtiyacımız var. Evet. Diş hekimliği dendiği zaman size de böyle bir havalı geliyor mu? Yani bir ağırlığı var mı bu mesleğin? Beyin cerrahı kadar değil. Ha, cerrahlık kadar değil. Anladım. Doktorluk kadar evet. Yani değil. Yani doktorluktan sonra gelir mi sizce? Hani meslekler arasında sıralamayı kaçıncıya koyarsın? Meslekler arasında yani doktorluktan sonra gelir, avukatlıktan da önce gelebilir. Öyle mi? Aynen. Çünkü sağlık bence her şeyden daha önemli. Sizce diş hekimleri ne kadar para kazanıyor? Bence iyi kazanıyor. Gerçekten iyi kazanıyor kesinlikle. Hele şeylerde estetik yapılan işlemler, yani bir plant kanal veya bir ufak çapta bir araba değerinde neredeyse. Evet. İskoçyalı bilim adamlarının makalelerine göre dünyayı uzaylılar istila edecekmiş. Sizce bu durumda diş hekimleri ne yapmalı? Uzaylılara. Ya ne yapmalı kendine diş hekimleri? Dişleri varsa hepsini çekmeliler. Böyle bir şey yapıyor. En azından burası iyi bir yer değil. Evet. Bir tek evreliğinde dönebilirler gezegenleri de yani. Evet. Ne bileyim aklıma o geldi. Dişleri varsa tabii. Size çok teşekkür ederim. Rica çok memnun oldum. Ben de çok memnun çok oldum. Çok sağ olun. Merhabalar gençler. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İhsan. Ben Fatih. Şimdi sizce diş hekimliği nasıl bir meslek? Zor. Diş hekimliği geleceği olan ama zor bir meslek. Diş hekimliği okumak ister misiniz? Ben hiçbir şekilde tıp veya diş hekimliği okumak istemem. Neden? Çünkü insanlarla uğraşmak istemiyorum. Sen? Benim elimin öyle bir şeye yatkın olacağını düşünmüyorum. Çok minimalistik çalışıyorlar. Anladım. Sizce diş hekimleri aylık ne kadar kazanıyorlar? Devlette ise cüzi bir rakam ama özelde ise bayağı para kırdıklarını düşünüyorum. Özelde değişebilir ama devlette 8 bin ile 7 bin arası olduğunu düşünüyorum. 8 bin ile 7 bin. Ortalama döner sermayeyle 6-7 bin lira kazanıyorlar. Sizce İskoçyalı bilim adamlarına göre dünyaya uzaylılar gelmiş. Ne yapması gerekiyor diş hekimlerine? Bence yeni takma diş yapsınlar onlara. Öncelikle farklı biyolojik varlıklar olacağına göre dişlerinin ayrı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Var mı yok mu orası zaten ayrı bir konu. Evet. Ama incelenirse bir şeyler bulunabilir. Yeni meslek dalı, yeni paralar. Evet. Arkadaşımız çok güzel cevap verdi. Teşekkür ediyorum size. Rica ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Beyza ben. Melek ben de. Kaçıncı sınıf öğrencilersiniz? 11. Sizce diş hekimliği nasıl bir meslek? Güzel bir meslek. Şimdi birazcık daha yakın sorayım. Sayısal yani. Ben de işlerlik. Ben biliyorum. Ben düşünüyorum. Ya mesela diş hekimliği birisi diş hekimliği. Sizce onun ağırlığı nasıldır? Yani havalı bir meslek mi? Havalı. Mı? Şu ana göre. Yani parası fazla yani. Parası fazla. Onu da soracaktım, onu siz cevapladınız. Yani bir saygınlığı var sonuç olarak. Meslekler arasında sizce kaça girer? Yani mesela doktorluk, pilotluk, mühendislik böyle sayacak olursak meslekler arasında kaça girer? İlk ona girersem. Bence. Sizce diş hekimleri ne kadar para kazanıyorlar? Fazla kazanıyorlar ya. Ben bir ara sayısal diş alıyordum, sonra bütün hayallerimi çöpe attım. 10 bin. Fazla minimum. Da kazanıyor. Hani ortodontist falan olanlar daha fazla kazanıyor. Yani temel olanlar 10 bin. İmplantörler, ortodontistler. İskoçyalı bilim adamlarına göre dünyayı uzaylılar işgal etme olasılığı var. Uzaylılar görüntülenmiş yani. Sizce bu durumda diş hekimleri ne yapmaları gerekiyor? Hekimleri dişlerimizi korusun. Uzaylıların dişlerine baksın. Arkadaşım değil. Ben zaten bu soru şey birazcık. Birazcık. Evet. Cidden. Ne yapabilirler reis? Sayısal kapı. Onların dişlerini yapsınlar değil mi? Aynen. Gelirlerse dişlerini yaparlar. Ne dişlerim var? Eğer varsa yaparlar yani. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. İyi günler, sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zehra Sağıroğlu. Memnun oldum. İrem Sağıroğlu. Sizce diş hekimliği nasıl bir meslektir? Zor, önce onu söyleyeyim.
Çok zor, gerçekten çok zor. Onu söyleyeyim başta. Ama güzel, bir de severek yapılması gerekiyor evet, bence. Evet. Tesadüfen ablamızla bir çekmeyeyim. Sizce nasıl bir meslek? Meslek güzel değil, okuması zor yani. Evet. Ama meslek güzel, ben seviyorum. Yani istemeyen bir kişi buraya gelse mezun olabilir mi? Ha, olamam, hayatta bitiremez ama. Değil mi? Peki. Çok zor. Çok stresli dönemler oluyor, ben kızımdan biliyorum. Siz ne mezunuydunuz? İstanbul Üniversitesi. Diş hekimliğinin geleceği nasıldır? Diş hekimliğinin Türkiye için konuşursak diş hekimliğinin geleceği yine parlak yani bence. Sence nasıl? Sizce? Anne? Parlak aslında, öğrenciler yetenekli diye düşünüyorum ben. Okullarda ya yani biz kızım devlet okulunda okudu. İmkanların onlar için kolaylaştırılması lazım aslında biraz daha. Yani çok fazla yüklendiğini düşünüyorum öğrencilere. Evet, evet. Ki tabii bayağı bir zor yani hastalarla. Direkt hastanın sağlanması, hastayla iletişim her türlü hem maddi hem manevi her türlü öğrenci ilgileniyor. Burada hastalardan kaynaklanan en ufak bir aksaklık notlarına yansıyor. Yani çok zor. Ben anladım. Kızımdan biliyorum. Bayağı bir şey. Tabii özel okulda bilmiyorum durum nasıl, farklı mı ama. Siz hasta bakmaya başladın. Yok, bilirsiniz. Hasta bakmaya başladın sonra anlayacaksın. Yani eğitime daha iyi yoğunlaşabilmeleri için yani biraz daha hastayla ilgili alakalı durumların yani hastanenin yardım etmesi lazım diye düşünüyorum ben yani. Öğrencilikten bahsettim. Diş hekimleri sizce ne kadar kazanıyorlar aylık olarak? Evet. Çok kazanılıyor diye düşünülüyor. Can alıcı soru. Gerçekten öyle düşünülüyor ama bence yeterince kazanamıyorlar. Yani normal yeni mezun ve standarttı diyeyim ben. Yani özellerin haricinde. Şu anda 5-6 bin lira çok büyük bir para değil mesela. Değil. Evet, evet, yani evet. Şu anki şartlarda. Diş hekimi dediğiniz zaman o paraya para demiyor diye düşünülüyor her zaman. Ama şu an 5-6 bin lira kimse lüks bir hayat yaşıyor. Eğitimlerinin de devam etmesi lazım aslında. Okul bittikten sonra da devam etmesi gerekiyor. Bazı yenilikleri, bazı özel kursları, daha iyi, daha detaylı bölümleri, branşları öğrenmeleri için. Hani uzmanlığın haricinde. Bunun için de maddi... Yine maddi bir şeyler gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Onun için kazançlarının genelde yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zor yani. Zor şartlarda çalışıyorlar. Hem beden gücü sağlıklı olmaları lazım. Hem sürekli eğitimlerine devam etmeleri lazım. Hem yani iyi bir iş yapabilmeleri için bu şart. Bunlar için de şartlar kısır döngü. Para kısır kazanmak döngü. Için tek... para harcamak gerekiyor. Öyle bir an sizin moralinizi mi bozdu? Yok. Hayır. Burada gerçekleri konuşuyoruz yani. İnsanlar zor, gerçekler neyse onu öğrensinler. Yok ama bilsinler. Evet diş hekimleri hep çok para kazanıyor evet, evet. diye düşünüyorlar. Böyle bir 20-30 milyar böyle bir anda. Yani hani bir cerrahsan işte sürekli implant yapıyorsan vesaire yani kazanırsın veya tabii ki isim ama bu her şeyde böyle çok isim doktorlar da tabii ki çok uç paralar kazanıyorlar ama öyle yani 30 bin lira biz görmedik. Çok ağır bir iş aslında. Çok ağır bir iş. Ben çok kaç sizin... Keselim. Tamam keselim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Başarılar. Son olarak diş hekimlerine ne söylemek istersiniz? Diş hekimlerine ne söylemek istiyorum? Kolay gelsin. Bol şans. Sağ olun. İyi günler. Şu an Flora sahilin farklı bir kısmına gidiyoruz. Daha çok insanın olduğu. Gerçekten arkadaşlar bu röportaj çok zor. Gerçekten çok zor. İnsanları sanki böyle yiyecekmişiz gibi bakıyor insanlar. 10 kişiden bir kişi yapıyor. Sadece 10 kişiden bir kişi. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Merhaba, adım Ceyhan. Üniversite öğrencisiyim, 3. sınıf. Odoloji bölümünde okuyorum. Sizce diş hekimliği nasıl bir bölüm? Diş hekimliği benim de küçükten beri istediğim bir bölümdü. Ben şu an farklı bölümde ilerliyorum ama yani çok beğendiğim, örnek aldığım bir bölümdü. Bence güzel. Yani mesela bir diş hekimi geldi. Meslekler arasında kaçıncı sıraya koyarsınız ağırlık olarak, havası bakımından? Havası bakımından. Tabii hastanede doktorların farklı bir ağırlığı oluyor. Yani ona bir şey diyemem. Belki diş hekimlerinin aralarında hani kayırıyor da olabilirler. Ama bence diş hekimliği gayet ağır bir bölüm. Diş hekimleri ne kadar maaş alıyorlar? Tahminimi söyleyeceğim bu konuda. Net bir bilgim yok. Bence özel muayenehanesi olanlar daha çok kazanıyorlar. Hastanedekiler de benim tahminim ortalama 6 ile 8 bin lira arası diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler.
Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba kardeşim, ismim Süleyman. 1993 doğumluyum, sivil polisim. Diş hekimliği sizce nasıl bir bölüm? Diş hekimliği aslında polis akademisini bitirmeden önce polis okulunu aklımdan geçmişti. Diş hekimliği çok heves saldığım bir meslekti. Ama daha sonradan başka alanlara yönelince kısmet olmadı. Ama gerçekten diş hekimi doktor olmayı isterdim. Güzel mesleklerden bir tanesi. Ailemde de zaten diş hekimliği yapan var. Güzel bir meslek. Olmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Sizce diş hekimlerin meslekler arasında kaçıncı sıraya yerleşti? Yani şimdi şöyle, ülkemizde zaten diş hekimliği denildiği zaman fazla bir merak salınmıyor ama gerçekten başı çekenlerden bir tanesi diş hekimliği. Biliyorsunuz diş doktoru olmak ülkemiz için de insanlar için de çok yararlı bir alan. Bence ülkemizin en üst sıralarında yer alır diye düşünüyorum. Sizce diş hekimleri ortalama ne kadar kazanıyor? Yani şimdi bunların diş hekimliğinde ortalama inşallah yani kazancı büyüktür ortalama baktığımız zaman. Bir şimdi diş doktoru ilerleyen zamanlarda kariyerinde çok büyük bir basamak çıktığı zaman çok daha farklı miktarlarda maaş alabiliyor. Yani ortalama bir ücret vereyim mi? Benim. Yani bizim mesela benim kendi akrabamda var. 5-6 bin küsur alıyor da özel sektörde, özel hastanede görev yapıyor şu anda. Devlette daha mı yüksek yıllar daha mı düşük? Yani şimdi devlette böyle bir şey var. Devletin belirli bir alanı var. O alandan dışarı çıkamıyorsun. Özel sektörde olduğu için bizim şahsi akrabam. Tabii onların biraz daha şeyi farklı oluyor. Bu tamamen çalıştığın yere bağlı biraz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Sağ olun. İnşallah başarınızın devamı. Bunu sağ olun. Kardeşim ederiz. Ben. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selahattin Altuncu. Memnun oldum. Selahattin Bey, sizce diş hekimliği nasıl bir meslektir? Vallahi ben çocuklara diş hekimi yapmak istedim ama olamadı, nasip olmadı. Bence güzel bir meslek. Her 6 ayda bir diş hekimi olduğunda otururum ben. 65 yaşında olmam. Maşallah, göstermesin. 65, ağzımda eksiğim yok diyebilirim. Önerir misiniz diş hekimlerini, Türk gençlerine? Öneririm, güzel bir meslek. Diş hekimleri arasında fiyat farkları var. Bilmiyorum, implant, birilerinde implant. 1 milyon implant yapan var, 5 bin liraya da implant yapan doğru, var. Doğru. Semtine göre fark ediyor. Gelecekte peki diş hekimleri durumu nasıl Türkiye'de? Bence parlak bir meslek. Eskiden insanlar ağızlarına bakmak istemezlerdi pek ama şu anda bir görsel bir kavram oldu ağız. Ortalama olarak sizce diş hekimleri ne kadar maaş alıyorlar? Ücretleri nelerdir? Diş hekimleri devlette ne alıyorlar bilmiyorum. Devlet memuru ise işte 657 ne veriyorsa onu alıyor. Özellerde? Ama dışarıda 15-20 bin lira kazandıklarını evet, düşünüyorum. Evet. Kendi kliniklerini açtıkları zaman. Düşünüyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Memnun oldum. Çok sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Merhaba, sizi de tanıyabilir miyiz acaba? Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Benim adım Azra. Memnun oldum Azra. Harbim ben de. Memnun oldum. Sizin? Enes, sizce diş hekimliği nasıl bir meslektir? Bence saygınlı olan bir meslek. Sonuçta ağız içerisindeki bir ne bileyim çenek ovacının devamlılığını sağlıyorsunuz. Yani aynen aynen. Dişin vesaire. Önemli yani değil mi? Önemli. Halk için, için çok önemli. Sizce Türkiye'deki geleceği nasıldır? Olumlu çünkü sağlık sonuçta hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. Özellikle ağız ve diş bakımı konusunda bence çok yetersiz. Diş hekimliği de bu yönde belki şu an çok revaçta olmuyor maalesef. Çünkü ayda 6 ayda bir kontrollerimizi yapmıyoruz. Ve insanlar buna çok önem vermiyor. Ağız ve diş sağlığına kişisel bakımı bence biraz da etikleştiriyor. Erteleyebiliyoruz. Evet evet. Evet. Erteleyebiliyoruz. Elitleştiriyorlar demek istiyorum. Hani sürekli dişlerine bakmak, kontrol ettirmek bence özellikle sağlığın getirdiği bir hani yapılması gereken bir parça. O yüzden yapılabilir. Sizce diş hekimlerinin aylık gelirleri nedir? Bence onların 20-15 bin var ya. Yani şey yerine göre değişiyor, semtine göre mesela değişiyor. Mesela devlette, özelde, kendi klinikleri. Şimdi şeye göre değişiyor, hani konuma göre değişiyor. Biraz... Mekanı semte göre değişiyor. Evet değişiyor çünkü uygun o yaşam da var. Özel klinikler mi diyor, hani devlet... Yani devlet çatısı altındaki. Devlet çatısı altındaki. Devlette mesela ne kadar alırlar sizce? 6000 alırlar. 6000 tamam ne, doğru. Ama sonuçta gelen hastaya göre de bir prim ücret alıyorlar. Evet, evet evet. Döner sermaye ile onlar artabilir. Aynen. Evet. Özelde? Özelde daha fazla. Daha mı fazla? Ama ya, şeye göre değişebiliyor işini yapar bence. Ve müşterisi. Reklamına müşterisine göre değişebiliyor bence o ya. Yani bir 15 ay kadar da çıkıyordur 15 bine kadar. Evet kendi kliniklerinde. Benim söz ettiğim kendi klinik. Öyle mi? Evet. Tamam. Ama daha 20 bine falan da çıkabiliyor. Bunu çok kişi izlemeyecek değil mi? Aldım ben. Yok yok çok 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 şey değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kardeşim seni tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Faruk Akkuzu. Kaçıncı sınıfsın? 11. sınıfım. Şimdi sana çok güzel bir soru soracağım. Diş hekimliği nasıl bir meslek? Diş hekimliği bence ülkemizde şu an gayet rahat geçinebilen bir meslek. Çoğu kişinin de düşündüğü bir meslek. Yani ben öyle düşünüyorum. Diş hekiminin Türkiye'deki geleceği nasıldır? Yani gelecek değil de şu an hala zirvede diyebilirim bence. Gelecek olarak da açık yani bence asla önü kapanmayacak. Türkiye'de diş hekimlerinin aylık olarak aldıkları ücret nedir? Bence diş hekimleri aylık
Yani bir klinik, kendi klinik açarsa falan bence bir 20 milyar 15 milyar olabilir. Çok güzel cevapladın. Tebrik ediyorum. Yani şu ana kadar en mantıklı cevaplamayı da değil mi? Direkt net pürüzsüz. İskoçyalı bilim adamlarına göre dünyayı uzaylılar işgal etmiş. Yani uzaylılar görüntülenmiş, fotoğrafları var. Dünyayı uzaylılar işgal ettiği zaman diş hekimlerinin buradaki görevi nedir? Ne yapmalılar diş hekimleri sence? Yani uzaylıların da bir dişi falan çürük olabilir yani. Yine dişleri üst düşer yani uzaylılar için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.